askeri varlığının ne olacağı. Burada karşımıza bir tablo çıkıyor. O tabloda özellikle son günlere kadar, son 5 güne kadar Ankara'nın bir şekilde Afganistan'da varlığını bulundurmaya, askeri varlığını diye tabii onu açalım, direttiği yönünde bir tablo çıkıyor karşımıza. Ne dersiniz? Tüm bu yaşananlar bize ne gösteriyor? BBC Türkçe'nin haberine bakarsak Ankara Taliban'ın hiçbir gücün, yabancı gücün ülkede kalmamız kararındaki kararlılığı üzerine bu adımı atmışa benziyor. Ne dersiniz? Yaşananlar bize ne gösteriyor? Evet, yani hani BBC'nin yorumuna da ihtiyacımız yok. Bu apaçık bir gerçek. Sonuçta Türkiye'de çok konuşuldu. Yani muharip birliğimiz değil dendi. Onlar işte savaşmıyor filan dendi. Ama Taliban da dedi ki biz Türkiye ile işbirliğine devam edebiliriz. Ancak hiçbir askeri istemiyoruz. Şimdi bir açıdan baktığınızda yönetimi, ülke yönetimini ele geçirmişler ve egemenlik haklarını sonuna kadar kullanmak istiyorlar. Bu da yani biz bütün ülkeye hakimiz ama havaalanına hakim değiliz gibi bir tablo ortaya çıkarıyor. Bunu istemediklerini çok açık bir şekilde söylediler. Ancak bu açıklamanın hemen arkasından, yani Türkiye tahliyeye başladık diye Milli Savunma Bakanlığı dün akşam saatlerinde açıklama yaptı. Bunun hemen arkasından Reuters bir haber geçti. Orada da deniyor ki Taliban havaalanının işletilmesini, bakın korunması değil, işletilmesini yeniden Türkiye'den isteyebilir. Teknik bir destek. Şimdi değil burada, mi Murat Bey? Efendim? Teknik bir destek istiyor aslında. Tamamen teknik, yani işletilmesini. Çünkü Taliban'ın elinde havaalanı işletecek bir insan kaynağı yok. Aynı şekilde Merkez Bankası işletecek bir insan kaynağı da yok ki iki gün önce biliyorsunuz Merkez Bankası çalışanlarının, yani Afganistan Merkez Bankası çalışanlarının aynen işlerine devam etmesini istediler. Yani bu aslında ciddi bir çelişki başka yerlerde de, yani devlet yönetimini ele geçirdiler ama devleti işletecek insan kaynaklarından yoksun durumda Taliban yönetimi. Böyle bir gerçek var. Şeyde de yani Türkiye'ye dönecek olursak bu asker bir son, tahliyesinin... Çok özür diliyorum sizden. Bir son dakikamız var. Onu izleyicilere aktarayım. Ondan sonra devam etmenizi rica edeyim. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anka Park için yapılan mal alım ihaleleri hakkında Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Melik Gökçek döneminin yöneticileri hakkında bilgi ve belge talebinde bulundu. Bu son dakikayı size ve izleyicilere duyurduktan sonra devam etmenizi rica edeyim. Evet, bu önemli bir gelişme çünkü bildiğimiz kadarıyla Melik Gökçek dönemine dair bu kadar büyük bir hani suç duyurusunu savcılık ciddiye almış görünüyor. İlk defa bu boyutta bir şey. Bunda geçen gün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Altaylı'nın programında bu rakamı telaffuz etmişti. Demek ki savcılık ciddiye aldı. Önemli bir gelişme bence de. Şimdi konumuza dönersek, kusura bakma ya, bunlar da hepsi Türkiye için malum önemli konular. Konumuza dönersek Türkiye'nin askeri tahliyeye başlaması NATO çerçevesinde açılan sayfayı, 2002 yılında Birleşmiş Milletler ve NATO kararıyla açılan sayfayı kapatıyor. O perdeyi kapatıyor ama bu Türkiye'nin Afganistan sahnesinden çekildiği anlamına gelmiyor. Çünkü Türkiye Afganistan sahnesine Amerika ile girmemişti, NATO ile girmemişti. 100 küsur yıllık ilişkiler var. O ilişkileri şimdi Taliban rejimi altında nasıl sürdürecek Türk hükümeti? Bu mesele var. Burada da bir takım farklılıklar, bir değişim olduğunu görüyoruz. Yani Taliban, İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı sözcüsü ve işte güvenlik dış politika başdanışmanı dün akşam TV televizyonunda söyledi. Yani Taliban dahi bu kadar süratle devleti ele geçireceğini bilmiyordu. Afgan devleti çöktü zaten, bir kukla hükümet vardı, yani Amerikan desteğiyle ayakta duran bir kukla hükümet vardı. O bir anda dağılıverdi. Kendileri için bile bu kadar çabuk ele geçirme sürpriz oldu. Şimdi bu ortamda ilk ele geçirildiğinde Ankara'da da böyle bir heyecan yaşandı. İşte Cumhurbaşkanı biz anlaşırız canım, yani zaten benzeri düşünüyoruz filan gibi şeyler söyledi. Bu da çok eleştirildi.
Ama dünkü açıklamasına Cumhurbaşkanı'nın baktığımızda bir ton değişikliğini görüyoruz. Yani biraz hani ayaklar suya erdi mi denir. Ne dedi? İşte Taliban'ın sadece söylediklerine değil icraatına bakacağız dedi. Şimdi bunun neden böyle dedi? Tabii ki Afganistan'dan gelen hem askeri hem sivil uyarılar Afganistan'da derken Afganistan'daki hem diplomatik temsilciliğimiz hem de askeri birliğimizden gelen uyarılar sonucu böyle burada bir ekleme söylendi. Yapmama çünkü, müsaade edin lütfen. İbrahim Kalın Cumhurbaşkanı'nın ifadesine de referans vererek ihtiyatlı iyimserlik içinde olunduğunu söyledi. Ve aynı zamanda da İbrahim Kalın kolayca iyimserliğe de kapılmayacağız dedi. Dolayısıyla sizin de vurguladığınız üzere bir ton değişikliği seziliyor burada. Kesinlikle öyle seziliyor. Özür dilerim, bir yudum alacağım. Tabii buyurun. Bu ton değişikliği şuradan kaynaklanıyor. Şimdi Taliban diyor ki biz efendim şey yapacağız, değişik gruplardan bir hükümet oluşturacağız. Yani sadece Taliban yer almayacak orada. Bakın değişik partilerden de diyemiyorlar. Çünkü partiler yok artık. Dediler ki biz demokrasiyle yönetmiyoruz. Biz artık İslam şeriatını uygulayacağız. Ama öbür taraftan anayasa yapacağız diyorlar. Şimdi hem anayasa yapacaklar hem şeriatla yönetecekler. Bu nasıl olacak? Yani mesela Suudi Arabistan'da böyle bir şey yok. Suudi Arabistan'da tam bir şeriat yönetimi var. Yani öyle anayasadır, böyle şeylere bakmıyorlar. Şimdi Taliban yapacağız diyor. Fakat bunun daha önce hem Türkiye'nin kolektif devlet hafızasında hem de diğer ülkelerde, bölge ülkelerinde şöyle bir şey akla getiriyor. Burak Bey, 1979'da İran İslam Devrimi oldu. Ayetullah Hümeyni işte Paris'te sürgündeydi, Fransa'dan geldi ve yönetimi aldı. Ne dedi? Hiç kimse korkmasın, biz işte değişik gruplardan oluşan bir şey yapacağız, bir hükümet kuracağız. Hakikaten de öyle yaptılar. Yani liberaller yer aldı, solcular yer aldı. Hatta ilk İran İslam Devrimi'nin ilk günlerinde hükümette. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Çok kısa bir süre sonra ilk hücum ettikleri onlar oldu. Yani canını kurtaran kaçtı İran dışına, kurtaramayan da kurtaramadı. Yani o liberaller, solcular, güya işte mollalar yönetiminin biz ne kadar efendim halkı kucaklayacağız görüntüsü altında kurdukları hükümet çok kısa ömürlü oldu. Dolayısıyla benzeri bir şeyin Afganistan'da da olmayacağı, benzeri şeyin Taliban tarafından da yapılmayacağının hiçbir garantisi yok. Hatta yapılacağı yolunda işaretler var. Çünkü daha bu sözlerin üzerinden hani saatler geçmeden Taliban bir açıklama daha yaptı. Ne dedi? İşte kadınlar iki gün ve daha uzun süren yolculuklara yanlarında erkek olmadan çıkamazlar dediler. Sonra işte kamuya açık yerlerde müzik yayını yapılmayacak dediler ki bunun anlamı radyo ve televizyonlarda da müzik yayını olmayacak. Sadece